Herkese günaydın. Şöyle bir şey yapıyorum. Bir sütlü kahve içiyorum. Onu da makine kahvesi yapıyorum. Genelde yulaf sütü kullanıyorum. Az kalorili olsun diye. Ama kalmadığı için bu seferlik full tam yağlı inek sütü kullandım çocuklarınkinden. Her zaman yaptığım bir şey değil. Bazen Nescafe'de kettle'dan yaptığımda çok az soğuk süt koyuyorum. Öyle göstereyim dedim. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün çok uzun bir vlog çekmeyi planlıyorum. Yani bayağı uzun 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 bir vlog. Uzun zamandır vlog çekmiyorum diye. Dayımlara geldik biz sabah. Onlara sürpriz yaptık. Hepsi uyuyordu maşallah. Saat sabaha karşı 5'te uyurlarsa sabah da uyanamazlar. Ondan sonra... Çocuklar bayağı bir şeye kapıya vurdu, sonra telefon açtık, indiler. Biraz şey yapacağım. Serhat'ın sabah işi vardı evde, kesim. O yüzden biz de evde kalmak istemedik. Çıktık. Şöyle biraz makyaj yapacağım. Ondan sonra da bugün işler bayağı uzun, yoğun olacak benim için. Planladığım birkaç bir şey var, onu yapacağım. Öyle yani. Diyetimin bugün birinci tam günü diyebilirim aslında. Ama yengem hamur işi, yine bir şeyler yapacak. Ne yapacağım? Ha, ekmek yapacağım. Ben herhalde yemem yani. He? Yemem herhalde. Ekmek yemeyeceğim. Evet, ne yapacaksın senin için? Vallahi yemeyeceğim. Yine diyete başladım bir ay boyunca. Ben hiç ekmek yağlamam. Ha, hiç. Böyle ekmek yağlayacağım. Yağlayacaksın mı ama? Yok kız, yağlama ya. Yenge ayıptır. Yemeyeceğim. Şimdi bak, kesin gene ki ben yemeyeceğim. Yenge yağlayacaksın mı, yağlamayacaksın mı? Yağlarsan söz veremem çünkü. Demek ben yemeyeceğim. Rozan sen gittikçe zayıflıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Ben zaten bu çabuk rahatsızım. Görünmüyorum zaten. Beni çekiyor. Tamam çık. Şöyle fun yap. Şey, Devran uyuyor mu hala? Ha, iyi. Kime verdin? Devran yoldaydı. Biraz presentable görünelim. Şu kuaförlerin kapalı olması gerçekten artık sinirimi bozmaya başladı. Çünkü dip boyam bayağı bir uzadı. Acaba özel yapıyorlar mı? Kuaförler ne zaman açılacak? Ha, senin de bayağı azalmış yenge. Yengem şansa randevu aldı. Pazar günü müydü? Evet. Pazartesi mi? No, pazar günü kuaföre gidecektim. Evet, pazar günü randevu almıştı. Cumartesi günü yasaklar tekrar geldi. Evet. Kapalıydı yani ertesi günü. Şu Tarte'ın concealer'ı bir muhteşem. Gerçekten bu arada parmaklarına bakmayın. Vitaminsizlikten midir nedir bilmiyorum ama şey, bayağı bir soyuluyor uçları. Benden biraz pide yapayım. Bir bardak süt koydum. Bir bardak sıcak su. Hani alık olsun diye. Bir toz şeker koydum. Ondan sonra yarın almıyoruz şimdi de. Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. From out.
Yaptığın ne? Pidedir güya ama hamur mayalanmadı. Bir şey değil, ne olursun. Ne oldu sen geçirme. Yumurta sarısı. Yeah. Okay, bu ne? Ha, bir tane daha. Onun üstünü kapattım, içine mayalansın ama mayalanmadı. Okay. Soframız hazır. Saati 12:30 ettik. Geç kahvaltı yapıyoruz. Saçıma bir fön çektim. Biraz sipariş vardı, onları hallettik. Ondan sonra dayım kıskanıyor, kızlar bana yardım ediyor. Ben özelim tatlım. Evet, öğlen yemeği kahvaltı niyetine arkadaşlar. Bir tane şöyle yengemin hazırlamış olduğu. Bugün çok büyük oldu. Şöyle güzel taze el yapımı pide yiyeceğim. Yani gelin de dayanın, mecbur yiyeceğiz çünkü ev yapımı. Ezgi, 2 gün önce spor yapsın, bir gün sonra kümbe yesin. Tamam da ama saat şu an 1 dayı, saat 1:15. Valla gömdün Ezgi abla. Seni çekeyim mi böyle? Kahvaltıda bunu yiyeceğim. Biraz yumurta yedim, biraz peynir yalan yedim ama bu pideyle... Yarım saat sonra spor. Yarım saat sonra spor. Biraz bal yedim. Yani serpme kahvaltı işte ufak ufak bir şeyler yedim. Yok şimdi zaten yiyeceğini yiyebilirsin. Aynen, biraz daha peynir yiyeceğim ve sonlandıracağım bu pideyle. Sizin için çekmek istedim çünkü az bir şey yedim. Öyle yani, maalesef dışarıda olunca fark etmeden yiyoruz. Sen annemin kahvaltılarına gelmesin. Evet. Annemin kahvaltılarına gelince... Aslında pazar günü bir yere çıkmamam gerekiyor. Müzikten anlaşıldığı üzere bir kına gecesi modu söz konusu. Arvelin! Yakalandı, kapat. Tamam. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok iyi ses yaptın sen. Ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Hiç ezgi. Sen geçenlerde... Geçenlerde sen döneyi odanı mı gezdiriyordun? Yok. Ha? Yok. Emin misin? Evet. Sen dışarıda hele hiç çekilmez Ezgi abla. Masancım nereye gidiyorsun? Cheese cookie! Dışarıda Ezgi abla niye? They look nice and it's the same pattern. Yeah. Yok, ben boğazı başka bir şey giyecektim de kısa koyuyordum. Onu giyecektim daha iyi olmuş. Evet, güzel olmuş. Oh. Müziği duydum, geldim. Ozan, bir şey diyeceğim. Sen de ne ters şeydin, orneyi almışsın. Bana çalmadı. You're falling. En güzel yıbaşı şey diye benim bu sene işte. Ben de orneyi bunu almıştım. Bana bu olan da Burcu almıştı. Ben böyle keşfettim. Ondan sonra Rozan'a da iş arkadaşı almış. Bunu ilk önce Burcu almıştı bana, doğum günümde. Sonra buna alışınca diğer paletlerin hepsi bana boş geldi, hepsi. Bunu Ezgi abla bana aldı. Al, göstereyim, hiç görmediler. Benim bütün makyajlarım hediye geldi. Bunu Ezgi aldı. Hepsi hediye Ezgi abla. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Ezgi abla bura boş eşya dolu. Çok çok boş şeyler dolu Ezgi abla. Onlar boş şeyler. Rozan, kaç tane MAC lipstiğin var senin? Boş renkler Ezgi abla. Oh my god, en iyi güzel renkler almamışsın. Ezgi abla işte. Yeah, Anu sen kullanırsan götürsen onu seversin. Evet, bu benim rengim. Ben o rengi hiç kullanmıyorum. I think ama annen kullanır bu rengi. She likes clothes.
There's very finger for people like them. Oh no no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Oh. Ben de şahsım adına konuşayım. Gece 3 gibi falan uyudum. Bu aralar bayağı bir Meta'nın canlı yayınına aktifim. Çok eğlenceli geçiyor. Aynı zamanda bağış da toplanılıyor. Bu kimin montu? Ben giyiyorum. A Zara one. Eski bunu ne zaman aldın? Ha? 3 ay önce. Have you not seen that? They got this stuff on one of your watches. Ah! Yorumsuz. Hi there. Do you see how bad my texture is? No, Türkan'ı, Ezgi, Dilan, Derin ve ben Deniz. Biraz önce yürüyüş yaptık sizin için. Spor günlüğüm 2'yi çektim. Şimdi dinlenip bir de eve yürüyeceğiz. Çünkü çok yoruldum artık. 30 dakika yürüdük. Bir de konuş 30 dakika içinde vallahi nefessiz kaldım. Ama iyi oldu çünkü konuştukça daha çok kalori harcıyorsun. Öyle sizin için biraz buraları çekmek istedim. Şu az biraz görün diye. Eve gidelim. Ondan... İlk defa biz bu. İlk defa mı taşındınız evet, taşınalı? Biz evin şeyde yürüyorduk. Baba farkı gelmedik hiç. You made me lose. Why? Dikkat et bebeğim. Did you enjoy it? No. Bu arada... Arya ve Rozan dışarı çıktılar onlar. Acaba ayaklarına bir bak, benimkinin de bu. Yani. Seninki, seninki niye daha kötü? Komik olan Rozan ablacığım. Rozan ablacığım, bunlar senin ayakkabıların. Yani. ne diyecektim? Evet, Rozan'la Arya dışarı çıktılar onlar. İşleri vardı, markete indiler. Birazdan onlar da gelecek. Uyumak. Hey, yenge nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ne yapacağım? Her zamanki hali. Yemekle uğraşıyorum. Mutfakta çıkmıyorum eski. Her geldiğinde sohbet etmiyoruz. Sonra diyorlar niye göstermiyorsun? Hani sohbet ederken falan. Sohbet etmeyiz ki her zaman midemizi düşünüyoruz. Doğru değil mi? Doğru. Kahvaltıyı yaptık, ondan sonra ne yiyeceğimizi düşündük. Doğru. Şöyle 3 tabak sağlıklı gillerden. Ayrı yaptım ki çünkü şunu rendelemedim ya, kullanıyor. İçine ne koydun? Zeytinyağı. He, zeytinyağıdır. Biraz da sirke koydum. Burada da yağımız kızarıyor. Burada da çorbamız. Fırında da tavuk patates yemeğimiz. Dün de yengem sarma dolma yapmış, lezzetli. Şimdi bir iki tane götürdüm ama siz çaktırmayın, spor videosuna söylemeyin. Doğru. Nasıl besleniyorum spor videosuna söylemeyin. Sadece bu vlog izleyenlere özel. Yenge soğuk öyle bir güzel gitti ki. Nana biraz ıslatıyorum. Her birinden bir tane yedim. Patlıcandan, domatesden, bir de kabaktan. Hepsinden birer tane biraz yedim. Yiyeceğim. Yani düşün yenge, o sadece yemek niyetine gitti yani 3 tane öyle. Boş yere. Ezgi bir de tatlı yiyeceğim. Tatlı yemem. Yemeyeceğim. Onu çaktırma. Yemeyeceğim doğru.
Onu şimdi böyle şeyleri söylemeye gerek yok yengem. Şimdi söylenecek şeyler var, söylenecek şeyler var. Sen benden daha iyi bilirsin. Ne diyoruz? En azından sporumuzu yaptık diyoruz. En azından yürüdük diyoruz. Çok da acelemiz yok diyoruz. Daha yaza 3 ay var Mart'a. Nisan 4 ay hadi. Hadi Mayıs'ta 5 ay. Yenge ben diyorum ki devamın yemeğini vereyim. Ondan sonra... Evet, aynen öyle. Ben şöyle çorbadan biraz doldurayım. Çorba ısındı mı? He he. Ezmona isterse girsem bu böyle zaten. Anlasın. Sen onun için et söylüyorum. Ama meyçi bekleme. No. Ne? No, içinde sadece şey var, kereviz var, havuç var, patates var. Ha, evet. Mercimek sandım. Havuç, no, no. Kereviz ve patates. Aa, yeah. Havuç, patates, kereviz. Aa, hiç yemem. Kerevizi hiç yapmam yani. Ama şu yağdan biraz koyayım. He, ona biraz ben pulverle birlikte istedim. Şöyle iyi olur. Tereyağla, kaynıyor ve geçiyorum. Onu kapattım da bari. Hı? Kapattı. Bu su ne için? Bulgur. No. Ne? Şerbet. Ha şerbet. Limon yok ya. Serhat'ı bekliyorum. Aha. Okey Devran'ın karnı ben doyurayım çünkü uyandı o. Güzel uyudu yukarıda. Ondan sonra... İstersen kese biraz da limon sat. Gerçi gerek yok. Gerek yok ya. Kereviz falan var içinde. Serhat da geldi. Bahçeye bahçeye çıktı herhalde. Çocuklar da film izliyor. Bu filmin adını ben hiç söyleyemiyorum. Transylvania. Transylvania. No no no. The way you making me glitter, you drink me like liquor, keep painting the picture alright. No, I don't care much for people like them. Oh na na. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way. Şimdi akşam yemeğini yiyorum. Saat şu an 5:30 tam süper bir zamanlama yani 6'dan önce. İçinde patates, kereviz ve havuç varmış. Yes. Başka da bir şey yok değil mi? No. Ama bir kaşık yengem şey koyduğu için, şimdi tereyağı kızarttı koydu. Ama bu her zaman olacak bir şey değil. Bunu yiyeceğim. Bir de yemekte zaten biraz önce dolma yemiştim. Dolma. Bir tane dolma, bir tane biber, bir tane de kabak yedim yani öyle gerçekten de. Su niyetine gitti. Çorba, ama onlar kilo yapıcı çorba şeyler ha. Nasıl yedin? Biliyorum ama işte ne yapayım dayanamadım. Ondan sonra yemekte de patates, tavuk var. O yüzden haftada iki kere spor dersi veriyor. Şu an dayım yine bana laf atma peşinde. Biraz da bu yemekten yiyeceğim ve salatalarımız var. Öyle afiyet olsun. Helal olsun. Çorbamı bitirdim. Şimdi de yemek olarak önümdeki görmüş olduğunuz tavuk, patates ve sebzem var. Sadece bunları yiyeceğim. Diğerlerini yemeyeceğim. Zaten 3 tane bundan yediğim için pirinç olduğu için patates yemeyeceğim artık. Yani hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece yani Ezgi sen şimdi yemeyeceğim. Ketçap yemedin mi? No no hiç yemedim. Ketçap yemedin. Ketçap niye yedin? Ya biraz önce sen yedin ketçap. Dayı niye öyle yapıyorsun? Bak yedim. Yüzüne zoomlarım ha. Tamam zoomla ama yedim ben gördüm. Dudaktan belli. Ezgi dayın diyor ki kilo almak isteyen varsa diyor ben izlesin diyor. İşte alacaksın. Kilo almak isteyenler. Ama diğer %90 ne yapsın? Kanal kapatsın o zaman. Dayım da kilo vermek isteyenler kulübünde ama maalesef duramıyor, yapamıyor. Peki ben az yiyorum ama veremiyorum. Az yiyip veremeyenlerden. Ne yapın? Yemiyorsunuz, tabaklarınızı temizliyorum. Yani tipik anne baba. Neyse işte bildiğiniz gibi bu yani. Bunları yiyeceğim. Akşam yemeği de bu. Afiyet olsun. Merak edenler olursa tatlı yemeyeceğim. Söz veriyorum. Yarın haber veririm size. Herkesin bana bakışı. Tatlı yemeyeceksin. Kim? Ezgi mi tatlı yemeyecek? Yemeyeceğim. O yüzden eve geldiğinde Ezgi, yenge böyle, tatlı yapıyor. Ezgi böyle yemeyeceğim ben. Bu nasıl şekil. Yenge? Bu şekil. Böyle tereyağı üstüne kızartmışım böyle. Bandıra yok bandıra. Yenge. Şu an bunu izleyenler diyet yapan insanlar. Evet çok bayılıyor. Tana bakacağım. Ya hadi kapatın. Bye. So good. Oh,